YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Tek tek yazdığınız yorumları fırsat buldukça okuyup cevaplamaya çalışıyorum. 31 Ekim'de 2001'den bu yana en etkili mavi dolunaylardan biri gerçekleşti. Pek çoğumuz için zordu. Dünya, ülkemiz zorlu bir sınav verdi. Bunun yorgunluklarından arınacağımız, artan farkındalığımızla geçmişten bugüne omzumuzda taşıdığımız pek çok ağırlığı arkamızda bırakabileceğimiz, kendimize dürüst davranabilmenin, kendimizi sevebilmenin sırrına erişeceğimiz ve gökyüzü mesajlarını daha iyi değerlendireceğimiz enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor bizleri. Daima yorumları dinlerken, izlerken güneş, yükselen ve ay burcunuza göre okuyup değerlendirmeyi unutmayın diyor. Gökyüzü mesajlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Değişim ve dönüşüm titreşimi gökyüzünden yeryüzüne büyük bir etkiyle yansıyor her birimize. Gökyüzü matematiği yeryüzünü kuşattı adeta. Çevremizdeki temiz ruhlu insanların da, insan görünümlü şeytanların da farkına vardığımız, gerçek niyetlerini algıladığımız, nerede virgüle, nerede nokta koymamız gerektiğinin bilincine eriştiğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Bize zararı olan, başarımızdan, mutluluğumuzdan mutsuzluk duyan, bunu kendine dert edip, kendi yanlışlarıyla bize saldıranlara dur demeyi bileceğimiz enerjiler söz konusu. Tedbir, dönüşüm ve değişimin içerisinde yer alma kararlılığı, bugüne kadar yaşadığımız pek çok tekrardan uzak tutacak bizleri. Şimdi işlerimize, eğitimimize, doğaya, hayatın içerisinde nasıl bir yer tuttuğumuza farklı bir gözle bakma zamanı. Bunu yaptığımız anda kendimizi geliştirebilecek, bizi zorlayan, aşağıya çeken enerjileri pozitif hale getirmeyi gerçekleştirebileceğiz. Farkındalık, farkındalık diyoruz ama birçok şeyi fark edip de yapmıyoruz. Gökyüzü bu hafta bunları yapabilmek için bizleri desteklerken irademizi ortaya koymamız önem taşımakta. Şimdi huzursuz günlerden, mutsuzluklardan sonra mutluluğa erişme zamanı. Bunun için de emek vermeli, cesaretli olmalı, kararlı tavrımızdan uzaklaşmamalıyız ve unutmamalıyız ki oturarak başarıya ulaşan tek varlık bir tavuktur. Bizler de insan olduğumuza göre insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. Bizi kendimize uzaklaştıran her şeye kararlılıkla arkamızda bırakabilmek elimizde. Şimdi başkalarının doğrularıyla değil, kendi doğrularımızla hareket etmeli. Gökyüzü şanslı enerjilerle bizi kuşatmışken bunu iyi değerlendirme kararlılığını ortaya koyabilmeliyiz.